Sevgili dostlarım merhaba. Nasılsınız? İyi misiniz? Keyfiniz yerindedir inşallah. Her şey güzel olsun. Her şey gönlünüzce olsun. Dolarla ilgili yorumlar yapıyoruz size. Tabii dünya piyasalarını da biraz konuşmak gerekiyor bu arada. Dünyada da işler pek iyi gitmiyor. Yavaş yavaş küçülüyor. Tabii Türkiye kadar küçülmüyor. Biliyorsunuz Türkiye 2.6 oranında küçüldü birinci çeyrekte. Ve böylece resmen resesyona girmiş oldu. Gerçi teknik olarak resesyonda olmadığını iddia edenler, bir önceki dönemle kıyaslandığında %1.3'lük bir büyüme olduğunu ifade edenler, bu nedenle teknik resesyondan çıkıldığını söyleyenler de var. Ama genel itibarıyla yani olaya tarafsız ve objektif bakan ekonomistlerin hepsi Türkiye'deki ciddi küçülmenin devam ettiğini ve bunun beraberinde büyük bir işsizliğin de gelebileceğini öngörüyorlar. Diğer taraftan tabii büyümeyi zaten dün sizler için yeterince detaylandırmıştım. O nedenle biraz farklı konulara da girmek gerekiyor. Biraz daldan dala atlayabilirim bugün. İstanbul Ticaret Odası enflasyon rakamları açıklanmadan önce İstanbul'un enflasyonunu açıklayan bir araştırma yapıyor. Bu araştırmada da İstanbul'un üretici fiyatlarını, tüketici fiyatlarını bizlere aktarıyor. Aslında burada önemli bir öngörü sunuyor. Neden diyeceksiniz? İTO'nun bu verileri genel itibariyle TÜİK verileriyle örtüşüyor. O nedenle ben önemsiyorum bu verileri. Ne kadar geldi onu da söyleyelim. %1.02'lik bir artış var. Yine şuradan net olarak bakayım. Evet, %1.02'lik bir artış var tüketici fiyatlarında. Üretici fiyatlarında da %2.17'lik bir artış gözleniyor. Totalde %19.27'lik bir artış söz konusu tüketici fiyatlarında. Üretici fiyatlarında da totalde 23.56. Bir kez daha altını çizeyim. Bunlar Türkiye geneli veriler değil, İstanbul verileri. Ama İstanbul önemli bir gösterge biliyorsunuz sevgili dostlarım. Sonuç itibariyle Türkiye'nin en büyük metropolünden bahsediyoruz. Ekonominin kalbi genel itibariyle İstanbul'da atıyor. Yani İzmir'de, Ankara'da, işte Eskişehir'de, Bursa'da bile ticaret yapsanız bir şekilde yolunuz İstanbul'dan geçtiği için ya da genel itibariyle merkezler İstanbul'da olduğu için önemsiyorum ben. Ki herkes de önemsiyor. Ve dolayısıyla da bu rakamların tüketici fiyat endeksi ve üretici fiyat endeksi rakamlarının önümüzdeki günlerde açıklanacak Türkiye geneli enflasyon rakamlarıyla örtüşebileceği kanaatindeyim sevgili dostlarım. Bu arada yine sizlere önemli bir haber. Dünyada ciddi bir küçülme yaşandı. Daha doğrusu dünyada ciddi bir kayıp yaşandı Mayıs ayı içerisinde. Küçülme demeyelim, kayıp diyelim. Dünya borsaları totalde 2 trilyon dolar kaybetti sevgili dostlarım. Evet, dünya borsaları tam 2 trilyon dolar para kaybetti. Bunun bir numaralı müsebbibi de Trump olsa gerek diye düşünüyorum. Özellikle Çin'le yaptığı ticaret savaşları nedeniyle, yaptığı açıklamalar, attığı tweetler nedeniyle borsalarda çok ciddi dalgalanmalar yaşandı. Tabii en çok teknoloji hisselerinde satışlar geldi. Bakın, hem Amerika S&P 500 endeksine baktığımızda oradaki teknoloji hisselerinde hem de zaten içinde sadece teknoloji hisselerinin yer aldığı Nasdaq'ta sert düşüşler oldu. Nasdaq neredeyse %8 değer kaybetti. %7.9 oranında değer kaybetti. S&P 500'deki teknoloji hisseleri de %8.9, yani ortalama 9 diyebiliriz, yuvarlayabiliriz onu. Ortalama 9 civarında Mayıs ayında değer kaybetti. Sadece Amerika ile kalmadı tabii iş. Çin'de de düşüşler vardı. Asya piyasalarında da düşüşler vardı. Avrupa piyasalarında da düşüşler vardı. Hani ama en sonunda mum dikti derler ya, pisledi, üzerine bir de mum dikti derler ya, işte o mum dikme olayını Sayın Trump nerede yaptı? Meksika'da yaptı. Petrol fiyatları 61 dolar seviyesine kadar gevşedi sevgili dostlarım. Ben bu arada altında hızlı yükselişler olması dikkatimi çekti. Tekrar 1300 doların üzerine çıktı. Doğu Akdeniz çok karışık. Doğu Akdeniz, evet. Doğu Akdeniz'de ortalık sürekli olarak karışıyor üstelik. Yani ne olacağı, ne biteceği hiç belli değil. Fransız savaş gemileri orada, Amerikan savaş gemileri orada, uluslararası pek çok ülkenin savaş gemileri orada. Petrol aramaları yapıyorlar. Türkiye üzerinde çok ciddi bir baskı var.
Yani Türkiye burası benim bölgem diyor ama uluslararası kurallara göre tanınmayan bir Kıbrıs var. Sadece Türkiye tarafından tanınan bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti var ne yazık ki. Bana kalsa kesinlikle çoktan bu işin bitirilmiş olması gerekirdi ama bitirilmedi. Bitirilmemesinin ana nedenlerinden birisi de buymuş. Yani özellikle Avrupa'nın bu işe ne kadar ayak dirediğini biliyoruz. Neden ayak dirediğini görmüş olduk. Amerika'nın keza neden ayak dirediğini görmüş olduk. Burada çok büyük petrol rezervlerinin olduğunu biz yıllardır söylüyorduk. Doğalgaz rezervlerinin olduğunu yıllardır söylüyorduk. Hatta hiç unutmuyorum bir Kıbrıs gezim olmuştu. O zamanlar Denktaş rahmetli hayattaydı. Kendisiyle de bir araya gelmiştik, sohbetlerimiz olmuştu. Pek çok gazeteci arkadaşım gibi ben de oradaydım. Birlikte fotoğraf da çektirmiştik. Ve sevgili dostlarım, o son görüşmemiz oldu. Sonrasında da rahmetli oldu Denktaş. O dönemde birisi vardı biliyorsunuz. Mehmet Ali Talat diye bir arkadaş vardı. Yani Denktaş'a rağmen Kıbrıs politikalarında işte böyle reformist hareketler yaptığını falan iddia ediyordu. Ve o dönemde kendisine sormuştuk. Ne oluyor Sayın Talat? Ne yapmaya çalışıyorsunuz? İşte demokratikleşeceğiz. Yeni bir sürece geliyoruz. Kıbrıs büyüyecek, gelişecek. O bu falan Kıbrıs halkı için çalışıyorum gibi açıklamalar yaptı. Orada ben şunu sormuştum. Peki burada çok ciddi petrol ve doğalgaz kaynaklarının olduğu söyleniyor. Ne diyorsunuz? Demiştim kendisine. Kendisi de demişti ki bizlere efendim. Yok öyle bir şey. Tevatür bunlar, hikaye bunlar demişti. Uyduruyorlar demişti. Halbuki ben duyduysam o günlerde bunu ve bunu soru olarak kendisine yönelttiysem o Mehmet Ali Talat denilen Sayın Cumhurbaşkanı arkadaşın, Kıbrıs Cumhurbaşkanı olan o dönemde arkadaşın duymama ihtimali yoktu ve duymasına bilmesine rağmen bu politikaları göz göre göre uyguladı sevgili dostlarım. Ve biz her geçen gün oradaki gücümüzü biraz daha kaybettik ve işte bugün gelinen noktada belki de Türkiye'nin kurtuluşu olacak doğalgaz, petrol kaynakları Kıbrıs'ın hemen etrafında Doğu Akdeniz'de. Ama biz orada etkin olamıyoruz. Ya işte uluslararası kara sularında kalıyor ya da ne yazık ki bizim kıta sahanlığımıza girmediği için, daha doğrusu bizim kıta sahanlığımıza girse bile kabul edilmediği için, sadece bizim tarafımızdan ortaya konulan bir iddia olduğu için etkin bir arama tarama faaliyeti yürütemiyoruz Kıbrıs'ta sevgili dostlarım. Gelelim biraz kültür, eğitim ve diğer harcamalar. İTO'yu çok hızlı geçtik. İTO'nun bu enflasyon verilerinden bahsediyordum biliyorsunuz sevgili dostlarım. İTO tabii 4-5 önemli başlıkta da bunları açıklıyor. Mesela eğitim benim çok dikkatimi çekti. %2,53'lük bir artış var. Eğitimde niye artış olabilir diye düşündüğüm zaman kültür ve eğitim diye geçiyor ama ben daha çok eğitimde fiyat artışlarının olduğunu düşünüyorum. Özellikle sevgili dostlarım, özel okullarda çok ciddi fiyat artışları var. Dikkatinizi çekmek isterim. İstanbul'da özel okullarda çok ciddi fiyat artışları var. Her şeye rağmen %10, 15, 20'lik yıllık artışlarına hiç durmadan, hız kesmeden devam ediyorlar. Aynı turizmciler gibi otellerde de böyle çok sert yükselişler var her yıl. Ve devletin bu konularda hiçbir regülasyonu ve müdahalesi yok ne yazık ki. Çok üzülerek takip ediyorum bunları. Hadi tatil neyse, onu lüks olarak kabul edebilirsiniz ki etmemelisiniz. Çünkü kültür sonuç itibariyle, evet onun da artışının etkisi vardır muhtemelen. Ama esasen sağlık gibi, eğitim gibi konularda Türkiye'nin çok dikkatli olması gerekiyor. Ve bu alanlara çok ciddi anlamda önem vermesi gerekiyor. Neyse ki veriyor diyeceğimiz her an bir adım daha geri gidiliyor. Ve yok vermiyor diyoruz sonrasında. Bu üzüyor beni. Yani eğitim alanında Türkiye'nin bir an önce kendisini gözden geçirmesi gerekiyor. Bu özel okul eğitimciliği anlayışından vazgeçmesi gerekiyor. Bakın özel okul eğitimciliği bu şekilde olduğu sürece ciddi bir fırsat eşitsizliği doğuruyor sevgili dostlarım. Yani parası olan daha iyi eğitim alıyor. Tırnak içerisinde söylüyorum. Tartışılır bana göre. Ama işte parası olmayan, imkanı olmayan çocuklar da potansiyeli olsa bile dışarıda kalıyorlar ve aynı fırsat eşitliğinden faydalanamıyorlar. Bu da önemli bence. Gıdada da %1,39'luk artış varmış Mayıs ayında da.
Pazarlarda biraz fiyatlar düştü. Bu güzel bir haber. Ama düşmeye devam eder mi etmez mi onu bir hep birlikte gözlemleyeceğiz. Ama yaz aylarında böyledir. İnşallah daha da düşer. İnsanların mutfağı çünkü çok ciddi sıkıntı yaşıyor sevgili dostlarım. Evet. Yani mutfak başka bir şey. Orayı çözmek gerekiyor. Peki gelelim Binali Yıldırım'a. Binali Yıldırım konusu çok önemli. Binali Yıldırım konusu niye çok önemli? Kendisi şok oldu çünkü. Şaşırdı. İnanamadı. Yani ben de inanmıyorum demesi bile bence önemliydi. Sonuç itibariyle Binali Yıldırım başbakanlık geçmişinden, meclis geçmişinden önce aslında bir belediye çalışanı, belediye yöneticisi biliyorsunuz. Sayın Erdoğan'la birlikte ilk tecrübeleri belediyede ve belediyede de işte bu ulaştırma dairesi başkanlığını yürütüyor o dönemde. Orada aldığı, edindiği tecrübeyle Ulaştırma Bakanlığı yapıyor yıllarca. Ve Binali Yıldırım'a soruyorlar TV5'te çıktığı bir yayında. Sayın Yıldırım, İspark zarar etmiş, ne diyorsunuz diyorlar. Vallahi diyor ben de şaşırdım. Oh, vallahi, yemin ediyorum izlemeyenler için söyleyeyim. Ben izledim şokla. Ben de şaşırdım diyor. Evet, şaşırıyor Binali Yıldırım da. Çünkü İspark'ın sahiden zarar etmesi imkansız sevgili dostlarım. Bu konuyu biliyorsunuz 2 ay önce gibi gündemime almıştım ben. İstanbul Belediyesi'nde 30'dan fazla iştirak bulunuyor. Yani 30'dan fazla şirket bulunuyor diyebiliriz. Ve bu 30 şirketin 11 tanesi ciddi zararlar yazıyor sevgili dostlarım. Ve bunların büyük ciroları var, böyle şaka maka değil. Sadece İspark'ı söyleyeyim, kafamızı fazla karıştırıp bulandırmayalım. Tekrar bu konuyla ilgili gerekirse bir videoda çekerim sizler için. İspark yıllık olarak 2018 yılında 301 milyon lira ciro yapıyor sevgili dostlarım. 301 milyon lira ciro. Şaka maka değil yani, ciddi bir cirodan bahsediyoruz. Peki İspark'ın ne tür bir masrafı var? Ne tür bir yatırımı olabilir size göre? Yani her gördüğü sokağı kapatıp orayı park haline getiren, her gördüğü dağı, taşı, tarlayı bir şekilde park haline getiren, sadece bir adet neydi o inen kalkan böyle bir kapı var ya arabaların geçmesi için, ondan takan, başka hiçbir şey yapmayan, bazı yerlerde mucur falan bile atmaya uygun bulmayan İspark nasıl zarar edebilir? Ben bunu çok merak etmiştim. Çünkü 3. çeyrekte, 2018'in 3. çeyreğinde İspark'ın zararı açıklanmıştı. 19,1 milyon TL'lik bir zararı söz konusuydu İspark'ın sevgili dostlarım. O zaman da pek gülesim gelmişti ama bu sefer ya yani Binali Yıldırım'ın cevabı harbiden çok iyiydi. Ya ben de anlayamıyorum deyince, ben de bilmiyorum. Göreve gelince bakacağız diyor. Emin de yani göreve geleceğinden. Bakacağız ama açıklayacağız mı bilmiyoruz. Yani çünkü sümen altı edilebilir sonuç itibariyle. AK Parti iktidarının bir belediyesiydi orası. Ve AK Parti belediyesiyken bu zararları etti. Ve bir AK Partili belediye başkan adayı, aynı zamanda AK Partili başbakan, aynı zamanda AK Partili Meclis Başkanı, aynı zamanda AK Partili Ulaştırma Bakanı olan Binali Yıldırım ve bunun yanında bence en önemli tecrübesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki görevi. Uzun yıllar burada görev yaptı çünkü. O bile ya ben konuya inanamadım. Yani nasıl zarar eder İspark diyorsa, o bile bu soruya şok oluyorsa bana göre herkes şok olmalı zaten sevgili dostlarım. İnşallah bir an önce herkes bu sorunun cevabını öğrenir diyelim. Bu arada Binali Yıldırım güzel bir gelişme. Ben takdir ederim, böyle şeylere kızmam. Bütün İmamoğlu'nun projelerini kendi projesi gibi sunuyor. Neden bunu söylüyorum? Bir önceki dönemde de, yani bir önceki seçim sürecinde de biliyorsunuz, sürekli olarak İmamoğlu bunları açıklıyordu. Binali Yıldırım da parayı nereden bulacaksın diyordu. İmamoğlu açıklıyordu, Sayın Erdoğan parayı nereden bulacaksın diyordu. Şimdi sanıyorum parayı bulmuşlar Binali Yıldırım, çünkü İmamoğlu'nun ne kadar projesi varsa hepsini gündemine almış durumda. İyi bir şey. Vatandaş için çünkü doğru şeyler yapılıyor gördüğüm kadarıyla.
Bu şunu gösteriyor. Yani Binali Yıldırım da gelse, İmamoğlu da gelse vatandaş odaklı çalışmak zorunda kalacaklar. Bu iyi bir şey. İşte kreşler açılacakmış. Ev hanımlarına 1.000 lira civarında bir yardım verilecekmiş. Güzel. Güzel. Yani üretirse tabii, herkese değil de üretirse, el işi falan yaparsa onlara da 1.000 lira ödeme yapılacakmış. Başka kaynaklar yaratılacak. İşsizlikle ilgili çözümler üretmeye çalışacakmış belediye. Ki İmamoğlu'nun en çok eleştirilen konularından bir tanesiydi. Belediye başkanı iş nasıl bulacakmış falan diyorlardı. Şimdi buluyor işte. Buluyor. Binali Yıldırım şimdi bulmaya karar verdi. Kaynak da bulmaya karar verdi, iş de bulmaya karar verdi. Hayırlı uğurlu olsun. Böyle işte sevgili dostlarım. Daha konuşacak çok konu var ama uzamasın. Çok uzadım mı video, tadı kaçabiliyor bazen. Arayanlara, soranlara çok teşekkür ediyorum. Yorum yapanlara çok teşekkür ediyorum. Dostlarınızla paylaştığınızı görüyorum, duyuyorum, biliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Abone olanlara ayrıca çok teşekkür ediyorum. Sevgiler, saygılar. Küfür edenlere de şunu söylemek istiyorum. Şimdi bana küfür ettiniz. Özellikle bu belediyelerin iştiraklerinin neden zarar ettiğini sorduğum zaman. Şimdi Sayın Binali Yıldırım şok oldu ve nasıl zarar eder İspark ya, ben de anlayamıyorum dedi. Şimdi bana küfür eden o arkadaşlara soruyorum. Sayın Binali Yıldırım'a küfür edebilecek misiniz? Yiyor mu? Yiyor mu? Hadi Binali Yıldırım'a da küfür etsenize. Haydi bakalım, hoşça kalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.